Taze Gülle Mutfak Lezzetleri kanalıma hoş geldiniz. Etmek tatlısı yapacağım. Karamelli, güzel bir tatlı olacak. Lezzeti de, görüntüsü de çok hoş, çok mükemmel bir tatlı. Şimdi karamel sosunu yaparak başlayalım. Etmeklerimizi ıslatmak için karamel sos yapıyoruz. Bir su bardağı toz şekeri tavamıza boşalttık ve kısık ateşte tahta kaşıkla karıştırarak şekerimizi eriteceğiz Ateş çok harlı olmasın Yanabilir şekerimiz Güzel bir tadı ve görüntüsü olmaz Şekeri eklemek için Bir buçuk su bardağı Su kullandım Soğuk su Şekerimiz erimeye başladı Kaşıkla karıştırarak Yanmaması için arada karıştıralım Bu Karamel sosumuzu etimeklerimizi ıslatmak için kullanacağız Ateşimizi kapatıyorum biraz Biraz fazla geldi ateş Rengi bu şekilde döndükten sonra üzerine soğuk suyu ekleyebiliriz. Daha fazla tutmayalım ocakta. Soğuk suyu ekliyoruz. Bir buçuk su bardağı soğuk su ekledim. Ve şekerimiz bu şekilde dondu. Normal bir şey bu. Sakın panik yapmayın. Kaynatacağız. Kaynadıktan sonra kıvamı daha güzel olacak. Kaynatalım. Birkaç dakika kaynaması yeterli. Kaynadıktan sonra etimeklerimizi ıslatabiliriz. etimeklerimizi borcam kasemize diziyoruz. Toplamda 9 tane etimek kullandım. Kasemizin bu boş kalan kısmına etimeyi ortadan ikiye bölerek koyacağım. Ama önce etimeyi ıslatarak bölmem gerekiyor. Kuru etimeyi bölersem parçalanacaktır. Bütün etimeklerimizi ıslattım. Şimdi bir bıçak yardımıyla etimeğimizin bir tanesini ortadan ikiye keseceğim. tepsimizin kalan kısmına da bu yarımları yerleştirdikten sonra bu et de ıslatıyoruz. Muhallebisine geçebiliriz. Muhallebisi için gerekli olanlar süt, 4 bardak süt kullandım. 1 kaşık margarin, 1 çay bardağı toz şeker, vanilya, 7 kaşık irmik. 4 bardak sütümüzü tenceremize alalım. Sütümüzü soğuk kullanalım. Şekerimizi ekliyoruz. Bir çay bardağı şeker. 7 kaşık irmik kullandım. Bu malzemeyi pişiriyoruz. Muhallebimizi pişirdikten sonra bir kaşık tereyağı veya margarin ekliyoruz. Bir poşette vanilya ekliyoruz. İyice çırpalım muhallebimizi ve sıcak sıcak ekmeklerin üzerine boşaltalım. Bütün malzemeyi etimeklerimizin üzerine boşalttım ve her tarafına eşit gelecek şekilde dağıtacağım. Spatulayla dağıtalım, her taraf eşit olsun. Buzdolabında soğutacağım bunu, birkaç saat, bir gece soğursa daha güzel olur. Donmuş muhallebimiz soğudu ve dondu. Üzerine krem şanti süreceğim. Krem şantiyi de buzdolabında beklettim. İkisi de soğuk olması gerekiyor. Ilık olursa muhallebimiz, krem şantimiz eriyecektir. Krem şantimizi spatula ile düzleyelim. Her tarafına eşit şekilde kapatalım. Tatlımızı şimdi dilimleyebiliriz. İstediğiniz büyüklükte dilimler yapabilirsiniz. Ben biraz büyük dilimledim. Görüntü açısından daha küçük dilimleyebilirsiniz. Malzemeyi çoğaltabilirsiniz. Daha büyük bir tepsi kullanarak iki katı malzeme ile daha güzel tatlılar yapabilirsiniz. Tatlımızı dilimledikten sonra süsleyeceğiz. Ben Antep fıstığı kullandım, süslemek için nar taneleri kullandım. İstediğiniz malzeme ile süsleyebilirsiniz. Fındık olur, ceviz olur, hindistan cevizi ahududu. İstediğiniz herhangi bir malzeme ile süsleyebilirsiniz. Yapmak isteyenlere kolay gelsin. Afiyet olsun. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Abone olup zili aktif hale getirirseniz yeni tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Güzel yorumlarınızı da eksik etmezseniz sevinirim. Tatlımızın son hali. Çok lezzetli, güzel bir tatlı oldu. Misafirlerimiz için güzel bir ikram karamel sosu da mükemmel bir lezzet verdi tatlımıza. Karamel sosuyla yapmanızı tavsiye ederim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.